Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Palme denemesinden ikinci denemenin çözmeyi unuttuğumuz, arada gözden kaçan 3 tane sorusu 21, 22, 23'ü çözelim. Aynı düzlemde verilen F1-F2-F3 kuvvetlerinin x eksenleri üzerindeki bileşenlerinin büyüklükleri birbirine eşittir. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Sevgili dostlar, x ekseni üzerindeki bileşen eşitmiş. Bakın hepsini şöyle alalım. Şu 30 olsun arkadaşlar. Şu 45 olsun. Bakın x ekseni üzerindeki bileşenler eşit olacak şekilde getiriyorum. Bu da arkadaşlar 60 olsun. Zaten görüyorsunuz ki arkadaşlar 60'lı olan şu F1, 45 dereceyle olan F3 ve 30 dereceyle olan F2. Dolayısıyla F1 büyük, F3 büyük, F2 olduğu görülmektedir. Cevabımız Balıkesir. Üzerinden iyi akımı geçen bir metal çerçeve yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerine şekildeki gibi konuluyor. Yatay düzleme dik olarak oluşturulan düzgün manyetik alanlar eşit büyüklükte ve zıt yönde metal çerçevenin merkezi şekildeki gibi O noktası ile çakışacak şekilde serbest bırakılıyor. Buna göre çerçevenin hareket durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili dostlar, burada F eşittir 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü açı 90 derece. Manyetik alan burada içe doğru. Manyetik alan burada dışa doğru. F eşittir 1'i yazdık. Sağ el kuralından sevgili dostlar ne dedik? 4 parmak manyetik alanın yönünü, baş parmak akımın yönünü, avuç içi kuvveti verecek şekilde baktığımızda arkadaşlar etki eden kuvvet yukarı doğru. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın akım sağa doğru iken sola olmuş. Manyetik alanda her ikisi de ters döndüğü için zaten manyetik alanın yönü değişmeyecek. Her ikisi de ters döndüğü için veya sağ el kuralını da burada uygulayın. Dört parmağınız dışı göstersin. Baş parmağınız solu, avuç içi yukarı doğru gösterecek ve cisim artıya yönde hareket edecek. Peki diyeceksiniz ki buralar ne olacak arkadaşlar? Buralarda ise etki eden kuvvetler arkadaşlar biri sağa biri sola olduğu için birbirini ne yapacaktır? Dengeleyecektir. Dolayısıyla cevabımız Celikan yukarı doğru. Bakın sevgili dostlar burada manyetik alan içe doğru. Baş parmağınız aşağı gösterdiğinde avuç içi sağı gösterecek. Burada da arkadaşlar baş parmağınız yukarıyı gösterdiğinde manyetik alan içe doğru. Avuç içi solu gösterecek. Bunlar birbirini yaptı arkadaşlar. Dengeledi. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar 4 parmak dışı gösterecek. Dolayısıyla kuvvet sola doğru. Burada da arkadaşlar sağa doğru. Bu bunu dengeledi. Bu da bunu dengeledi. Dolayısıyla cisim sağa sola değil yukarı artıya yönünde hareket eder diyoruz. Ohmik dirençleri önemsiz bobin sıkaç ve ohmik direnci R olan bir iletken etkin değeri sabit alternatif gerilime şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki gibi bağlanıyor. Devrelerde oluşan etkin akım şiddetleri sırasıyla IL, IC, IR olmaktadır. 3 devrenin etkin gerilimi sabit tutularak frekans arttırılıyor. Buna göre arkadaşlar akımlar ilk duruma göre nasıl değişir? Güzel insanlar buradaki R direncinin gerilimle hiçbir işi olmadığı için arkadaşlar kesinlikle IR değişmez diyoruz. XL'ye bakalım. XL eşittir 2 pi FL. F artarsa XL yani indüktif reaktans yani direnç artar, akım azalır. O halde IL azalır diyoruz. XC'ye bakalım sevgili arkadaşlar. 1 bölü 2 pi FC diyoruz. F artarsa XC azalır. Yani direnç azalırsa akım artar. O halde cevabımız Adıyaman diyoruz. Sevgili dostlar bu sorularda size gönderiyorum. Çözümlere bakın. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.